Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkürler. Çocuklar yok mu? Ben evlerine gönderdim çocukları. Malum yarın büyük gün. Doğru tabii. Ben de ufak ufak eve gideceğim. Yarın erkenden buluşacağız çocuklarla. Anladım. İyi günler. Ben çok sıkıldım artık bu kaçışlardan. Nasıl yani? Annem seni neden istemiyor? Bu şirket neyin nesi? Asmar'la nereden tanışıyorsunuz? Ya bunları bana anlatır mısın artık? Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. İşte... Selim. Lütfen rahat ol. Sevgi, ben yetimhanede büyüdüm. Annem babam kimdir? Neredeler? Hatta hayattılar mı onu bile bilmiyorum. Bir gün şirketten birkaç kişi yetimhaneye geldi. Bize bir takım sınavlar yaptılar. Ve Aspar'la beni yetiştirmek için bünyelerini aldılar. Başta iyi de oldu aslında. Mühendis olduk. Şirket için bir sürü makineler ürettik. Yazılımlar ürettik. Sonra da beni buraya yolladılar. Nasıl yani? Neden? Yiğit Efe ailesinden kalan teknolojik bir sır olduğunu düşünüyorlar. O sırrı ele geçirmem için de beni görevlendirdiler. Yani sen... Siz... Evet. Ben bir şirket çalışanıyım. Yani şirket çalışanıydım. Bir nevi ajandım diyebiliriz. Ama ben buraya geldikten sonra çocukları tanıyıp... seni görene kadar... Sonra şirket için çalışmayı bıraktım. Ama onlar beni bırakmadı. Şimdi de benden ve mahalleliden intikam almak istiyorlar. İşte annen de bütün bunları bildiği için haklı olarak beni burada istemiyor. Ama ben bir söz verdim. O çocuklara hayallerini gerçekleştirmeleri için ne pahasına olursa olsun yardımcı olacağıma söz verdim Sevgi. İşte bu yüzden senden kaçıyorum. Ve bu yüzden yüzüne bakmaya cesaretim yok. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.